Mövledeyim, onun için üstad beni bir gün şeyde tuttular, yoğun bakımda, her ihtimale karşı, müşahede altında. Sonra işte servise aldılar, bir gün sonra taburcu ettiler. Geldik, bir hastaneye geldik, içeri girmedik. Evet, siz gelmişsiniz abi. Başkan. Söyledi, başkan da söyledi. Allah razı olsun. Bu saldırı kim ne dese desin. Yani saldırının asıl müsebbibi bizi hedef gösterenlerdir. Yani sürekli hudapları hedefe koymak, sürekli hudapları karalamak ki size saldırı olduğu günlerde bile halen hudapara hakaretler yapılıyordu. Bu hedef göstermelerin sonucu bu vahim olay yaşandı. Temennimiz yani bu meselenin net, şeffaf bir şekilde en kısa sürede ortaya çıkmasıdır. Bir de bu sadece bir hudapara saldırı değildir. Aslında bu bir bütün olarak bir siyasi koruma saldırıdır. Ve buna yetinmeyip, yani buna tek kalmayıp, aynı şekilde namaz üzerinde yani ibadet halindeyken, tamamen Rabbine yönelmişken yani bu saldırının yapılması hiç kabul edilemez. Hiçbir dinde, hiçbir ideolojide namazda saldırı olmaz yani. Yani bu şekilde saldırı olması ayrı bir kategoride değerlendirmesi gerekiyor. Hem namaz üzerinde hem de kendi il başkanlığımızın içerisinde, il başkanımıza ve işte bir il sekreterimize saldırı oluyor. Ve bir tane sekreterimiz canını veriyor, şehit oluyor. Tabii bizi arayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız bizi aradı. Siyasi partilerin Devlet Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bahçeli'yi arattı. İşte Sayın Ahmet Davutoğlu bizi arattı. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aradı. Önder Aksakal olsun. Bunları da unutmuyoruz. Yani bunları şey değil, bizi arayan milletvekilleri yok. STK'lar oldu. Yurt içinden, yurt dışından çoğu STK'lar liderleri de veya siyasi partilerin liderleri de aldı. Teşekkür ediyoruz. Biz o konuda onu unutmamışız ama meclisin oturumunda, genel kurulda bunun dile getirmemesi de büyük bir ayıptır. Bunu da buradan dile getireyim. Çünkü sonuçta bir partinin merkez partinin il başkanlığına saldırı aslında tüm siyasi partilere bir saldırı olarak görülmesi gerekiyor. Rabbim zalimlere de fırsat vermesin. Vefat eden kardeşimize Rabbim rahmet eylesin. Ailesine, hepimize de Rabbim sabırlar versin. Bu şekilde birinin katledilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani bu konu tüm Türkiye'deki tüm STK'ların, cemaat liderlerinin, siyasi partilerin buna tepkisini ortaya koymalıdır ki bir daha böyle bir durum yaşamasın. Eğer tepkilerini koymamışlarsa, bu da tepkisini koymayan kim varsa bu ayıp onların alınlarında yazılacak ve tarih boyunca unutulmayacaktır.